Merhaba arkadaşlar, hepiniz çağrıyla çarkları çeviriyoruzun yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle yine önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu paylaşmak istiyorum. İnsan ne tüketirse odur. Burada ne demek istediğimi tam olarak bu videonun içinde örneklerle anlatmaya çalışacağım. Şimdi insan bedenini oluşturan iki farklı element vardır değil mi? Bir bu gözle görünebilen, bu hayatı tecrübe etmek için, deneyimlemek için, yapmamız gereken işleri yapmak için kullandığımız bu beden yani vasıtamız. Bir de bu vasıtamız direksiyonundaki sürücü. Yani ruhumuz, bedenimiz, psikolojimiz diye böyle üçünü bir kümenin içine koyabiliriz. Şimdi öncelikle beden kısmından başlayalım işin. Örnek veriyorum siz bir elmayı alıyorsunuz ve yiyorsunuz. Yani bedeninizin içine sokuyorsunuz. Tabii ki çok şükür yerken lezzet de alabiliyoruz. Bu yeme işlemini yani ihtiyacımız olan enerjiyi bedenimize sokma işlemini bizim için daha keyifli hale getiriyor. Ama aslında buradaki amaç lezzet almak değil. Buradaki amaç vücuda gıda vermek. Yani enerji vermek. İhtiyacı olan mineralleri, vitaminleri vermek. Buna bu şekilde baktığınızda burada aslında olan şey özünde bir enerji transferi. Yani siz o ağaçta büyüyen, sudan yetişen, içinde mineraller, vitaminler olan elmayı alıyorsunuz, bedenize sokuyorsunuz. Bedeniniz de bunu sindiriyor. Sindirdikten sonra da sizin bu bedeninizde kullanabilmeniz için size enerji, kalorik değer olarak bir yakıt olarak geri dönüyor. Bunun haricinde de işte biraz önce bahsettiğimiz gibi her gıdanın içinde çeşitli mineraller var, çeşitli vitaminler var. Bunlar da vücudumuzdaki diğer fonksiyonların sağlıklı çalışmasına imkan veriyor. Olayı özüne baktığınızda bir şey yediğiniz zaman, bir gıdayı vücudunuza soktuğunuz zaman yani yemek dediğimiz işlem de bu kainattaki her şey gibi bir enerji transferidir. Siz elmayı alıyorsunuz, o enerjiyi vücudunuza sokuyorsunuz ve ondan sonra vücudunuz onu enerji olarak kullanıyor. O elma artık yok oluyor. Ne oluyor? O elma size dönüşüyor işin özünde. Tabii ki vücutta bir sindirim sistemi var ve atıkları atabiliyor ama bunun hepsini atmıyor. Sindirim sistemi budur. Vücudun enerji olarak kullanması gereken yakıtı aldığınız gıdalardan alıyorsunuz. Fazlasını vücut atabildiğini atıyor. Bu yüzden zaten yediğimiz şeylerde kolay sindirilebilir olduğuna dikkat etmek. Hatta çoğunlukla canlı gıdalar yemek. İşte meyve, sebze, yeşillik vesaire yemek. Çünkü meyve ve sebzeler et gibi ölü değiller. Et konusunda mesela bence çok dikkat edilmesi gereken bir konu var. Yediğiniz etin nereden geldiğini iyi bilmek lazım. Özellikle YouTube'da açıp araştırırsanız, bunun hakkında pek çok belgesel de var. İşte veganlıkla ilgili belgeseller falan. Onlarda açıp baktığınızda çok büyük ve gerçekten korkunç kesim olduğunu görüyorsunuz. Ve işte et ucuzladıkça, aldığınız et ucuzladıkça, sürümünü arttırmaya çalıştıkça bu kesim hanelerinde kalitesi oldukça düşüyor. Ne yapıyorlar mesela? Hayvanlara hormon basıyorlar ki daha hızlı yetişsin. Normalde mesela bir tavuk 3 haftada yetişiyorsa hormon basıyorlar ki 3 günde yetişsin ki daha ucuza satabilsinler, daha büyük sürüm olsun, daha küçük bir alanda daha çok üretim yapabilsinler. Bunu da ne yapıyorlar? Gidiyorlar medyayı kullanarak reklam yapıyorlar. Diyorlar ki ya bakın günde bu kadar kadar protein yemeniz lazım. işte şu kadar tavuk yerseniz böyle olur. Bakın Hollywood yıldızları kas yapan adamlar günde iki kilo tavuk yiyor falan diye de reklamını yaparak ondan sonra insanlara sanki böyle sürekli et yemek normal bir şeymiş gibi aktarıyorlar. Tabii ki yine her zamanki gibi işin ucunda para var ve olay duygusal. Burada biz bunun farkında olarak düşünürsek öncelikle bu kesimhanelerdeki hayvanlara ne oluyor? Hayvanlar doğuyorlar. Biz onların bilincini bilmesek bile çok kötü koşullar altında resmen hapishane gibi. İşte zaten hormon falan basıldığında o çok apayrı bir mesele. Ama öbür türlü içinde yürüyecek alanları bile olmayan yerlerde hayvanlar bir ömür geçirdikten sonra belki de normalde büyümeleri gereken sürecin üçte biri süresinde büyüdükten sonra bir de oradaki mutsuz çalışanlar aracılığıyla işkence görerek öldürülüyorlar. Ondan sonra da bir şekilde paketleniyorlar. Marketlere gidiyorlar ve bizim sofralarımıza gelebiliyorlar. Eğer gidip yemek yediğimiz restoranların gıdalarını nereden aldığını bilmiyorsak o yemeğin içeriğinin nereden geldiğini bilmiyorsak orada bir tehlike vardır. Hani bu kesinlikle yapılmamalıdır değil de düzenli yapmaya başladığınızda problem oluşturmaya başlıyor. Çünkü niye? Biraz önce bahsettik bu kesim bütün hayatı boyunca mutsuz yaşayan, işkence gören, ölürken bile işkence gören, çok ciddi şekilde korkutulan hayvanların öldüğündeki o etteki yani o yaşadıkları hayatın enerjisini kendi bedenlerinde saklıyor. Aynı insanlar gibi mesela çok huzursuz, çok mutsuz, çile içinde geçmiş bir hayat yaşayan bir insana bakarsanız onun bedeni huzurlu bir hayat yaşamış bir insana göre çok daha fazla çürümüştür. Bu şekilde aynı hayvanlarda bizim gibi canlılar. O yüzden onların da bu şekilde sinir sistemlerinde olan hislerin etlerine aktarıldığı bu enerjinin etlerinde tutulduğunu biliyoruz. Yani mesela doğal koşullarda yetişmiş, hayatını yaşamış, hormon görmemiş ve doğru koşullarda kesilmiş hayvanın enerjisiyle öbür bahsettiğimiz kötü mezbalarda işkence görerek hayatını geçirmiş ve işkence görerek ölmüş hayvanın enerjisi bir değildir. Şimdi burada bir olan bir şey var. Bu nedir? yedikten sonra vücudunuz bunu sindiriyor. Bahsettiğimiz işlemlerden bir tanesi neydi? Kalorik değere çeviriyor bunu. İşte Kcal yazdığımız kilokalori. Kilokalori de nedir? İşte bizim bedenimizi hareket ettirebilmemiz için, beynimizi çalıştırabilmemiz için, kan dolaşımımızın devam edebilmesi için, nefes alabilmemiz için, işte vücudumuzun gerekli olan hareketleri yapabilmesi için yakıttır. Yani aynı arabaya konan benzin gibi. Arabaya benzini kalitesiz koyarsanız çalışır. Bir süre çalışır ama benzinin kalitesizlik seviyesine ve arabanın dayanıklılık seviyesine göre belli bir süre sonra çeşitli semptomlar göstermeye başlayacaktır. Yani burada kötü ve iyi olarak iki klasmanı ayıralım bahsettiğimiz şeyleri. İşte doğal yollarla yetişmiş hayvanların etleri ve öbür şekilde hormonlarla işkence görerek yetişmiş hayvanların etleri. Bunların her ikisini bedeninize soktuğunuzda kecal seviyesi yani kilo kalorisi bedeninizin aldığı kalori cinsinden yakıt aynı olabilir. Fakat diğer bahsettiğimiz şey de bir enerji transferi. Yani burada zaten yediğiniz şey bir enerji transferi ve bu sadece kilo değil. Böyle olsaydı sayede içinde bedenimize, beynimize yarayacak mineraller, vitaminler olmazdı. Zaten bu kainatta her şeyin enerji olduğunu biliyoruz. Yani o elma aslında biz onu elma gibi görüyoruz ama o titreyen hücrelerden oluşan, aslında çoğunluğu su olan ve boşluk olan bir gıda. Biz onu sadece gözlerimiz katı bir şey olarak görüyoruz. Burada biz direkt bir enerjiyi, titreyen bir şeyi aynı bedenimiz gibi alıyoruz ve bedenimize sokuyoruz. Onun içerisindeki kilokaloriyi bir kenara oradaki enerjiyi direkt absorbe ediyoruz. Burada mesela şöyle düşünelim. Marketten gidip aldığınız sıradan böyle üstü cilalanmış gibi parlıyor ve yıkadığınızda bile parlaması geçmiyor olan elmayla gidip ilaçsız olduğundan kesin emin olduğunuz organik bir bahçenin içindeki ağaçtan koparttığınız elmanın enerjisi aynı değil. Yine aynı örnekteki gibi kilo kalori değeri yani bedenimize verdiği yakıt aynı olabilir ama enerjisi aynı değil. Şimdi araba örneğine geri döndüğünüzde arabaya kaliteli yakıt koyarsanız uzun bir süre bakıma ihtiyaç duymadan çalışır. Hatta belki de böyle ciğerleri açılır daha bile iyi performans göstermeye başlar bir süre sonra. Hemen olmaz bu etkiler genelde. Ama kalitesiz yakıt koyarsanız da yine aynı şekilde hemen bir etki görmezsiniz. Araba çalışmaya devam eder, ilerlemeye devam eder ama belli bir süre sonra daha fazla bakıma ihtiyacı olur. Aksaklıklar yapmaya başlar, arabada problemler çıkmaya başlar. Dediğimiz gibi bedenimizde bizim arabamız yani bu hayatı deneyimlediğimiz ve değiştiremeyeceğimiz vasıtamız. Burada aynı Arabanıza nasıl kötü yakıt koymuyorsunuz? Nasıl kalitesinden emin olmaya çalışıyorsunuz? İşte o sokağın başındaki benzinlik su katıyormuş diye duyduğunuz için arabanız zarar görmesin, daha uzun süre düzgün çalışabilsin diye işte gidiyorsunuz bilindik markaya, yüksek oktanlı benzin alıyorsunuz, arabanıza koyuyorsunuz. Bunu niye yapıyorsunuz? Hem arabanız daha mutlu olsun, daha iyi performans göstersin diye, hem de daha az bakıma ihtiyacı olsun ve daha uzun ömürlü olsun diye. Aynı şekilde bedenimizi de arabamız gibi, vasıtalarımız gibi düşünmeliyiz. Arabamız tamir edilemeyecek şekilde bozulur arabamızı değiştirebiliriz. Ama bu bedenimiz tamir edilemeyecek şekilde bozulursa bedenimizi değiştiremeyiz. Bununla beraber ikinci maddesine geçelim olayın. Yani beyin, psikoloji ve ruh. Burada tükettiğimiz gıdalar da önemli. Tabii ki dediğimiz gibi işte çünkü bunların hepsinin farklı enerjileri var ve beynimize, bedenimize farklı enerjiler sağlıyorlar. İşte herkesin bedeni de farklıdır. Ona göre dengeli bir beslenme biçimiyle neler yiyeceğinizi kendiniz seçebilirsiniz. Sadece önemli olan farkında olmak. Yani yediğiniz şeylerin bedeninize etkisinin farkında olmak. Mesela yiyorsunuz ve sindirim sisteminizi bozan bir şeyse demek ki vücudunuz onunla mutlu değil. Yani o kalitesiz yakıt. Onu koymaya devam etmeyin. Koymaya devam ederseniz bizim bedenimiz bu kainattaki belki en gelişmiş, en komplike vasıta olabilir ve kötü yakıtı belli bir süre tolere edebilir ama uzun bir süre kötü yakıt koymaya devam ederseniz bir süre sonra diyeceğinden emin olabilirsiniz. Belki sizler de hayatınızda benzer şeyler yaşamışsınızdır. Mesela siz gidip iki hafta boyunca fast food yerseniz sadece McDonald's, Burger King, hamburger yerseniz kalorik değerine de dikkat ederseniz kilo almak zorunda değilsiniz yani. Hatta kalorik değerini normalde almanız gereken yaktığınız kalorik değerini altına tutarsanız bu pis gıdaları, zehirli gıdaları yiyerek kilo bile vermeniz olası. Yalnız burada amaç kilo vermek değil. Amaç bedenimize bu vasıtamıza yakıt sokmak ve uzun ömürlü, sağlıklı bir şekilde bunu kullanabilmek. Bir insan mesela biraz önceki bahsettiğimiz örnekteki gibi de sürekli fast foodla beslenirse uzun bir süre sonra ne olur? Öncelikle sindirim sistemi, sonra cildi, sonra sinir sistemi hepsi tek tek sinyaller vermeye başlar arıza vermeye başlar ondan sonra insan aklı başına gelebilir. Eğer gelmezse de kalıcı zararlar vermeye başlayabilir bedenine. Şimdi bu işin beden tarafı ve bedene soktuğumuz fiziksel yakıt tarafı. Bir de bunun haricinde bence en az bunun kadar belki de daha önemli olan bir konu var ki bu da tükettiğimiz içerikler. Yani okuduğumuz kitaplar, işte sosyal medyada baktığımız içerikler, izlediğimiz videolar, izlediğimiz filmler, diziler bunların hepsinin bizim ruhumuzda, beynimizde, psikolojimizde etkisi var. Biraz önce bahsettiğimiz gibi siz gidip bir öğün kötü bir yemek yerseniz belki çok kötü bir etkisi olmaz. O gece belki kabus görürsünüz. Ama ertesi gün vücudunuz bir şekilde bunu adapte olup sindirebilir. Yalnız bunu iki hafta ya da iki ay bedeninize, bünyenize göre yaptıktan sonra gerçekten kalıcı zararlar vermeye başlayabilirsiniz. Aynı tükettiğimiz içeriklerde bu şekilde. Dinlediğimiz müziklerin içinde olan şarkı sözlerine kadar bu şekilde. Bizim bilinç bilinçaltımız bilinç üstümüzden çok daha üstün. Yani burada mesela beynin %10'unu kullanmak diye bir terim vardır ya. Beynin %10'u bizim bu hayatta sağlam kalabilmemizi, yaşayabilmemizi, işte yapmamız gereken işleri yapmamızı, diğer insanlarla iletişim kurabilmemize yarıyor. Diğer %90'ı da kullanılmıyor zannetmeyin. Onların da farklı amaçları var. Sadece biz onları bilinçli olarak kullanmıyoruz. Mesela ben bu hareketleri yaparken düşünmek zorunda kalmıyorum ellerimi oynatırken. İşte beynimin bir kısmı bunu kullanıyor. Ondan sonra uyuduğunuz zaman farklı bir kısmı kullanıyor. Korktuğunuz zaman farklı bir kısmı kullanılıyor. Velhasıl kelam dediğimiz gibi aynı nasıl bedenimiz kötü bir yemeği toler edebiliyorsa zihnimizde kötü bir içeriği tolere edebiliyor. İçinde negatif sözler geçen, kötü enerjiler, kötü duygular geçen bir şarkı bir kere dinlerseniz zihniniz ve psikolojiniz bunu tolere edebilir, sindirebilir belki. Bazı insanlar daha hassastır. Direkt bir kere dinlediklerinde bile etkili olurlar. Her insanın bünyesine göre değişkenlik gösterir bu tabii ki. Herkesin etkilenme noktası, herkesin bedeninin ve zihninin dayanıklılık noktası farklıdır. O yüzden bir kere tolere edebilirsiniz belki işte kötü bir filmi korku filmini bir kere izleyebilirsiniz bir kere korku filmi izlersiniz işte sizi rahatsız eder belki o gece kabus görürsünüz rahat uyuyamazsınız ertesi gün zihniniz rahatlar eğer doğru aktiviteleri yaparsanız özellikle gidip sakinleştirici müzikler dinlerseniz meditasyon yaparsanız biraz daha pozitif içeriklere bakarsanız. Önceki geceki izlediğiniz o korku filmini zihniniz, bedeniniz, psikolojiniz tolere edebilir. Ancak siz bunu her gece yapmaya başlarsanız belli bir süre sonra psikolojiniz bozulur. Ve o korku filmlerinin içindeki enerjiyi kendi hayatınıza, beyninize, zihninize, ruhunuza absorbe etmiş olursunuz. Buna dikkat etmek lazım. Yani tükettiğimiz içeriklerde, tükettiğimiz gıdalarda, tükettiğimiz her şey hatta hava bile bizi oluşturuyor. İnsan bedeni arkadaşlar her saniye 3.8 milyon yeni hücre üretiyor. Ve bu tabii ki her herkese göre değişebilir. Ancak bir hesaplamaya göre her 7 yılda bir insan bedeni tamamen kendisini yeniliyor. Yani A'dan Z'ye bütün hücrelerini yeniliyor. Tabii ki bu yenilerken sürekli gençleşmiyorsunuz ya da sürekli genç kalmıyorsunuz. Bu da hayatın mucizelerinden ve hikmetlerinden bir tanesi zaten. Hücreleriniz yenileniyor ama yaşlanıyorsunuz bir yandan da. Yani yaşlı hücreler olarak yenileniyorlar. Şimdi bedenimiz düşünün. Saniyede 3.8 milyon yeni hücre üretiyor. Bunları neyden üretiyor? Yediğimiz şeylerden, aldığımız gıdalardan üretiyor. Ve bedenimizin içindeki enerjiye göre bu hücrelerin kalitesi değişiyor. Yani tükettiğimiz her şey bizi oluşturuyor. O yüzden siz tükettiğiniz şeysinizdir. Yani insan tükettiği şeydir. Eğer kaliteli su içerseniz, sürekli kaliteli gıdalar yerseniz, hemen belki etkisini görmezsiniz. Ama inanın bir ay sonra mesela cildiniz düzelmeye başlar. İki ay sonra sindirim sisteminiz düzelmeye başlar. Üç ay sonra sinir sisteminiz düzelmeye başlar. Bunlar uzun soluklu şeyler. Hayatta zaten elde etmeye geçik her şey sabırla gelen şeylerdir. Bir anda olmuyor maalesef. Çünkü elde etmeye değecek şeyler bizim bedenimizin ve zihnimizin içinde. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi değiştiremediğimiz, yenisini alamadığımız tek şey bedenimizi ve zihnimiz birlikte bununla yaşamaya mahkumuz. O yüzden iyi bakmamız gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden tükettiğimiz her konuda bu gıda da olabilir, içerik de olabilir, konuştuğumuz insanlar da olabilir, başka insanlarla yaptığımız enerji alışverişi de olabilir. Bir insan size iyi gelmiyorsa, bunu hissedebiliyorsanız, buluştuğunuzda kendiniz gibi olamıyorsanız o insanla görüşmeyin. Demek ki ruhunuza, bedeninize iyi gelmiyor. Ama gidip sürekli bunu yaparsanız aynı sürekli fast food yemek gibi bir süre sonra bunun enerjisi size gerçekten rahatsızlıklar vermeye başlayacaktır. Yani işin özünde farkında bir şekilde yaşamak lazım tükettiğimiz her şeye dikkat etmemiz lazım. Yani çünkü biz tüketen varlıklarız. Bu şekilde yaratılmışız. Hayat sürekli devam ediyor. Zaman sürekli akıyor ve biz tüketmek zorundayız. Yani gözünüzü kapatıp sadece nefes alarak durduğunuzda bile burada da kendi düşüncelerinizi ve nefesi tüketiyorsunuz. Yani oradaki havayı tüketiyorsunuz. Hava kalitesi bile bahsettiğimiz gibi gidip Şangay'da yaşarsanız mesela bir ay sonra belki çok kötü bir şey olmaz ama bir yıl sonra öksürmeye başlarsınız. iki yıl sonra oradaki hava kirliliğinin seviyesinden belki de akciğer kanseri bile olabilirsiniz. Allah muhafaza. Yani tükettiğimiz havaya bile dikkat etmemiz gereken bir durumda yediğimiz gıdalara özellikle çok dikkat etmemiz lazım. Gıda adı üstünde bu bir yakıttır. Bu bir zevk meselesi değildir. İşte şey muhabbeti de vardır ya. Yemek yemek için yaşamak mı yoksa yaşamak için yemek yemek mi? Burada tabii ki de açıkça doğrusu yaşamak için yemek yemektir. Yani bunu bir yakıt, bir enerji olarak kullanmaktır. Tabii ki burada bahsettiğimiz gibi bir lezzet alabilme kapasitesi bahsedilmiş bize. Bu yüzden kendimize enerji sokmamız daha zevkli oluyor. Arabaya benzin koyduğunuzda araba oh be ne kadar lezzetliymiş diyemiyor ama insanoğlu bir yemek yediğinde elmayı yediğinde ne kadar güzelmiş diye ağzı sulanarak böyle onun hissini yaşayabiliyor. Çünkü siz o enerjiyi alıyorsunuz ve içinize sokuyorsunuz. Yani gidip sürekli kuyruk yağıyla kebapla beslenirseniz bir süre sonra kuyruk yağı ve kebaptan oluşmaya başlıyor vücudunuz. Hatta gidip bakarsanız dünyanın farklı yerlerinde farklı toplumlar bazen çok baharatlı yemekler yiyorlar ve uzun bir süre bunu yaptıklarında ciltleri, tenleri, saçları, vücudundaki tüyleri bile bu baharatlar gibi kokmaya başlıyor. Buradan bile çok net bir mesaj alınabilir. Yani gidip sürekli sarımsak yiyen, soğan Yiyen, baharat yiyen bir insan bir süre sonra belki hayatınızda vardır, tanışmışsınızdır öyle insanlarla o gıda gibi kokmaya başlıyor. Yani siz sürekli meyve sebze yerseniz bir süre sonra o güzel meyve sebzeler gibi kokmaya başlayabilirsiniz. Artı bir de bunun içinizdeki ruhunuza yaptığı etkiyi düşünün. İşte o yüzden açıp bu videoyu kaydetmek istedim. Fazla da uzatmayayım çünkü mesaj yerini bulmuştur diye umuyorum arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umuyorum fayda sağlamışsınızdır. Umuyorum kanala hala abone değilseniz şuradan bir yerden basın. Abone olmayı tercih edersiniz Eğer abone olur aşağıdaki çana basarsanız da Bundan sonraki videolarda bu kanalda Sizlerle görüşmek beni memnun eder arkadaşlar Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum bu videoyu Umuyorum harika bir gün geçiriyorsunuzdur Ve geçirmeye de devam edersiniz Hoşçakalın